Manşete hoş geldiniz. Gerçekten heyecan verici bir görüntüyle başlamak istedim. İki ayrı açıdan çekilmiş. Biri uzak açıdan, diğeri ise yakın açıdan servis edilen görüntü. SpiceX Pazar günü uzay keşif teknolojisinde çok önemli bir kilometre taşı olan Starship roketinin beşinci test uçuşunu gerçekleştirdi. Fakat kilometre taşı ne? Kilometre taşı şu. Starship e, roketi Şimdiye kadarki en cesur test uçuşu olarak görülen denemede ki görülüyor. Geri dönen güçlendirici fırlatma rampasında mekanik kollarla yakalandı. Olağanüstü bir görüntü. insanların havaya uçtuğu, seyredenlerin, takip edenlerin, elbette arkada organizatörlerin, tabii başta SpaceX'in başındaki Elon Musk olmak üzere Dünya bu heyecan verici teknolojiyi, bu heyecan verici denemeyi alkışlarken siz acaba yaşadığınız yerde neyle meşgulsünüz? Yaşadığınız kasabada, yaşadığınız şehirde, yaşadığınız ülkede. Bu önemli. Nobel'de ders gibi gerekçeyle devam edelim mi? Günün en önemli gelişmesi bu ve ekonomiyi çok yakından ilgilendiriyor. Ve gelişmekte olan ekonomileri, krizdeki o ekonomileri de çok yakından ilgilendir ilgilendiriyor. Dünya aya çıkarken, aydan inerken ve yani güçlendirici fırlatma rampasında mekanik kollarla yakalanıyor artık e, bir e, roket. Düşünebiliyor musunuz? Yani geri dönüyor ve rampa o roketi yakalıyor. Dünya bunu konuşurken, bunu alkışlarken bir takım temel konular hayata geçirilmediği için, yapılmadığı için de bir takım ülkeler içindeki insanlarla beraber can çekişiyor. Nobel'de ders gibi gerekçe bu. Bugün iki yayın olacak galiba. İlki bu konularla ilgili olacak. İkincisi de galiba güvenlik, dem parti, çözüm süreci gibi konularla. Sedat Peker'in yeni açıklamaları var. Onunla ilgili olacak. Ondan dolayı biraz kalabalık ikiye bölmek icap ediyor gibi. Ama günün en sıcak, en çarpıcı gelişmesiyle başlayalım. Nobel ekonomi ödülü bu üç insana verildi. Ve Nobel Bilim Ödülü Komitesi Başkanı yaptığı açıklamada ülkeler arası büyük gelir farklılıklarını azaltmak çağımızın en büyük zorluklarından biri dedi. Ve ödül sahipleri bunu başarmak için toplumsal kurumların önemini ortaya koydular dedi. En solda tanıdık bir isim var. Daron Acemoğlu. 1967 İstanbul doğumlu. Galatasaray Lisesi mezunu. Doğma büyüme Türkiye'li, İstanbullu ve daha sonra da London School of Economics'e gitmiş ve sonra Amerika. Zaten Türkiye ve Amerikan vatandaşı olarak geçiyor ve uzun yıllardır Amerika'da bilimsel çalışmalarını sürdürüyor. Daron Acemoğlu. Bilmeyen yok Türkiye'de. İyi derecede Türkçe ve İngilizce biliyor. Ülkeler arası büyük gelir farklılıklarını azaltmak çağımızın en büyük zorluklarından biri diyor. Ekonomi Bilimleri Ödülü Komitesi Başkanı. Ödül sahipleri bunu başarmak için toplumsal kurumların önemini ortaya koydular. Toplumsal kurumlar ne? Özgürlüklerin temini, hukukun temini, demokrasinin temini. Yoksa çıkış yok. 57 yaşındaki Acemoğlu ve 61 yaşındaki Johnson... Massachusetts Institute of Technology'de MIT yani profesörler, 64 yaşındaki Robinson ise Chicago Üniversitesi'nde profesör. İşte bu şekilde Nobel Ekonomi Ödülü duyurulduğu Twitter adresinden ve Türkiye'de de gerçekten büyük bir heyecana yol açtı. Kurumların nasıl oluştuğu ve refahı nasıl etkilediğine dair çalışmalar yürütüyor bu insanlar. Yani Geçen hani hep soruluyor ya ya hocam şimdi hukuku demokrasiyi şunu falan bir kenara bırak. Yani bu ekonomik dengeler içerisinde ne yapmak gerekiyor? Ya hukuku demokrasiyi bir bir kenara bıraktığında ekonomi olmuyor zaten. Ve bu insanlar bunu ortaya koymuş durumdalar. Hepsi birbiriyle çok ilgili, çok ilintili. Özgürleşerek zenginleşebilirsiniz. Zenginleşerek özgürleşme yok. İki kelimeyle özeti de bu. Yazın bir kenara, duvarınıza asın hatta. Ders gibi gerekçe şu. Hukukun üstünlüğünün zayıf olduğu toplumlar ve nüfusunu kötüye kullanan kurumlar, nüfuzunu olacak o, nüfuzunu kötüye kur kullanan kurumlar, büyüme veya daha iyiye doğru değişim yapamaz. Tamamen. Hukukun üstünlüğü ve nüfuzunu kötüye kullanan kurumlar konusu. Ödül sahiplerinin araştırması bunun nedenini anlamamıza yardımcı oluyor. Gerekçe bu. Acemoğlu, Johnson ve Robinson. Üçüncü isim yeni değil ama tam da bu dönemde Türkiye'nin havalara uçması gereken bir gurur bu. İlki Orhan Pamuk'tu. Edebiyat ödülünü aldı. İkincisi kimyada Aziz Sancar'dı. Ancak zannediyorum hiçbiri bu, böyle bir dönemde, böyle yerinde, böyle bir zamanlamayla ve gerekçesiyle taşı yediğine koyan ödüller olmadı. Bu üçüncüsü çok anlamlı, o yönüyle çok anlamlı. İlk açıklamasını yapmış Daron Acemoğlu ödülü alınca, ''Sömürgeciliğin iyi mi yoksa kötü mü olduğunu sormak yerine, farklı sömürgecilik stratejilerinin zaman içinde varlığını sürdüren farklı kurumsal modellere yol açtığına dikkat çekiyoruz.'' Genel olarak konuşursak yaptığımız çalışmalar demokrasiden yana. Ancak demokrasi her derde deva değil. İyi bir kariyere sahip olmayı hayal ediyorsunuz ama bu ödül bunun da ötesinde. Bu büyük bir sürpriz ve onur demiş. Evet demokrasi her derde deva değil. Demokrasi iyi bir yönetim vaat etmez size. Demokrasi her şeyden önce hesap verilebilirliktir. Kurumlar arası dengedir. Bunu tesis etmek şarttır. Yoksa demokrasi demek iyi bir yönetim demek değil. Vurguladığı o. Vurguladığı hukukun üstünlüğü, vurguladığı kurumların işini yapması. Refet Gür kaynak paylaşmış. Daron Hoca son derece hak edilmiş bir Nobel aldı. Derdi ülkeyi gönendirmek yani mutluluk ve geçim genişliği vermek değil. Yağmalamak olan insanların yönettikleri ülkelerin sadece o sırada değil nesillerce sonra da bellerini doğrultamadıklarını göstermiş olması büyük iş. İşte hep söylenenin Nobel'le de tescili bu. Birkaç neslin kaybı, restorasyon, hatta yeniden yapılanma, hatta yeniden inşa süreçlerinin süreçler uzadıkça daha da ağırlaşacağı ve sonraki nesillere yük bindireceği ve sonraki birkaç nesil boyunca da ülkenin belli doğrultamayacağı gerçeği. Doğrultamayacağı gerçeği. Bu, bu süreçler ne kadar uzarsa 10 yıl ne kadar 20 yıla giderse kimse bunun bir sihirli değnekle 3 günde 5 günde 10 ayda ne bileyim 2 yılda 3 yılda 5 yılda düzeleceğini beklemesin. Onu gösteriyor. Agos gazetesi elbette büyük bir gururla paylaşmış. Ermeni cemaatinin gazetesi. 1967'de doğdu. Galatasaray Lisesi'ni bitirdiği Babası Kevork Acamoğlu. Türkiye'nin tanınmış ticaret hukuku uzmanlarındandı. Annesi Irma Acamoğlu. Şair ve edebiyatçı kimliğiyle tanınıyordu demiş ve Acemoğlu'nun İstanbul'da başlayan Nobel'e uzanan hikayesini yazmış. Çokça bir video dolaşıma girdi. Seyretmişsinizdir belki. Özetleyeyim. Galatasaray Lisesi'nde okurken Daron Acemoğlu öğretmeni, tarih öğretmeni Daron diye isim mi olur? Senin ismini bundan sonra Süleyman yapıyoruz diyor. Çok büyük baskıların ve süreçlerin ardından geliyor bir takım başarılar, bir takım ödüller. Darun acama oldu da bunun son örneklerinden biri oldu. Kutlu olsun. Gerçekten kutlu olsun. Şimdi dönelim Türkiye'deki hallere. Bu iki konuyu yani madalyonun bir yüzüyle öbür yüzünü beraber değerlendirirseniz daha anlamlı olur. Daha güzel sonuçlar çıkarabilirsiniz. Çokça işte bu dar gelirlinin sırtına biniyor yeni vergiler. Ne istiyorsunuz? Zaten insanların geçim problemi var, maaşlarıyla götüremiyorlar, ay sonunu getiremiyorlar falan eleştirilen eleştirilerin ardından neden zenginden almıyorsunuz, varlıklı kesimden almıyorsunuz, daha çok almıyorsunuz eleştirilerin ardından kayıt dışına da dev darbe geliyor. 23 milyarlık vergi kaçıran 3400 büyük şirketi izaha davet edecek diyor. Onlar vergi kaçırırken neredeydiniz? Ayrıca bu model yani vergi barışı getiren vergi kaçıranlara, hatta devlete kamuya olan borçlarını kamudan izin almadan ve kamuyu idare eden bir takım hırsızlar tarafından ertelendiği filan bir düzen. Kamuya ödemeleri gereken milyarlarca doları erteliyor kamu idaresinin başındaki hırsızlar. Vergi tahakkuk ettiğinde onu da siliyor vergi barışıyla. Şu bu. Böyle bir düzen. Fakat işte bununla gaz almaya çalışıyorlar. Hayır hayır biz vergi kaçıran babalardan da alacağız. Yok böyle bir şey olmayacak. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir düzen kurulmadı zaten. Devlet büyüklerimizin harcamalarına para yetmez oldu. Uyanık biri de kredi limitinden pay alalım dedi sanırım. Ne kadar güzel bir tezgah. Bir de bankalara talimat gider. Limiti artırın diye. Sonra haberiniz bile olmadan para hesabınızdan çekilir demiş. Eski Merkez Bankası Başkanı Rüştü Saracoğlu. Bazen merak ediyorum diye de sormuş. Bugünlerin geleceğini yıllar öncesinden neden anlamadı bu toplum? Mahve İlmez cevap vermiş. Anlayanlar var da epeyce üstad. Uyardılar ama insanlar günü yaşamayı tercih etti. Üstteki şeye de şöyle bir şerhim benim olsun. Şöyle bir şerhim olsun. Bugünlerin geleceğini yıllar öncesinden neden anlamadı bu toplum? Şu anda da anladığını zannetmiyorum. Onu da söyleyeyim. Hala anlamış değil. Şimdi bakın. Bir, iki önceki mesajda ne diyordu Rüştü Saracoğlu? Devlet büyüklerimizin harcamalarına para yetmez oldu. Niye? Onun örneğini Haber Tarımdan sitesinde Saadettin İnan yazmış. İki bakan arasındaki araç mücadelesi. Yani pek çok şeyi anlatırsınız, pek çok şeyi tahmin edersiniz, pek çok haber önünüze düşer ama yani böylesi aklınıza gelmez. Şeytanın da aklına gelmez. Böyle bir vurgun düzeni, böyle bir çalma çırpma, böyle bir makam saltanatı ve devleti yöneten insanların görevden ayrıldıktan sonra bile ne iş tuttukları gerçekten akla ziyan. Yani senaryoda senaristler falan bile böyle şeyler düşünemezler herhalde. Ama dedim ya şeytana bile babucunu ters giydiren bir yönetimden, bir çeteden bahsediyoruz. Şimdi çetenin basit bir icraatı geliyor ekrana. Yani bu devede kulak bile değil, okyanusta damla bile değil. Şimdi hikaye şu, Tarım Bakanlığında görevden alınan her bakana bir tane Passat marka makam aracı veriliyormuş. Görevden alınan bakana Passat makam aracı veriliyor. Yani iş oradan başlıyor zaten. Görevini bitiren kişi ya devlet neden araç tahsis etsin, yakıtını şunu bunu karşılasın. Oradan başlıyor. Şimdi böylelikle bütün eski bakanların birer makam aracı olduğu ortaya çıktı. Fakat iş bununla bitmiyor. Eski bakanlara bu ölene kadar da tanımlanıyormuş. Hayat boyu. Ya bir altı ay bakanlık yaptın tamam hayat boyu makam aracı altında. Diğer şeyleri saymıyorum bile. Avantaları. Vahit Kirişçi geleneği bozmuş. Ama nasıl bozmuş? Görevden ayrılırken görevdeyken kullandığı Audi A8 Long makam aracını en lüks Audi'nin makam aracı konsepti alıp götürmüş. Pasta beğenmiyor. Kendisine hukuksuzca tahsis edilen, kamu parasıyla tahsis edilen pasadı beğenmiyor. Makam aracını beraberinde götürüyor. Makam aracının da iç görüntüsü altta fotoğrafı. Hepsini okumayacağım. Sonra bakanlık ya nasıl olur da bu aracı geri getiririz diye düşünüyor. Aa, servis muayenesi zamanı deyip aracı istiyorlar. Vahit Kirişçi teslim ediyor aracı servis muayenesi diye. Sonra araç dönmeyince de bütün servisleri bir yokluyorlar araç yok bakanlığın araca el koyduğunu anlıyorlar. Ve enteresan bir şekilde sonrasında Vahit Kirişçi yeni bakan İbrahim Yumaklı'yı arıyor ve diyor ki aralarında sert bir konuşma geçiyor böyle bir şeyi nasıl yapabilirsin modunda ve sonra talimat gidiyor yetkililere ve bakanlıkta gizlenen eski bakana tahsisli Audi A8 Long garajdan çıkarılıp tekrar eski bakana veriliyor. Kavga koptuktan sonra. Hi hikayeye bakar mısınız? Yani bir yağma düzeniyle ilgili, bugünkü hırsızlıkla ilgili ve bugünkü kurulan e, şebekenin işte tuttuğu iş modeli neyse, yani bir film çekilse senaristin aklına gelmez. Bu tür avantalar. Aracı kaçırmış. Sonra da bakanlık aracı istemiş servis bahanesiyle. Sonra servisi tarıyorlar. Servis de olmadı ortaya çıkıyor. İki bakan kavga, eski bakanla yeni bakan kavga ediyor, tartışıyor. Sonra da aman aman deyip tekrar aracı veriyorlar. Bir sürü, yani tek haberde bir sürü skandal var. Böyle. Böyle toplumun iki yakası bir araya gelmiyor. Sonra kredi kartı da savunma fonu konuyor. İnsanlar da anlamaya başladılar artık. Yani bu kart vergisinin ya da kart haracının yani vergi değil haraç olduğunu herkes anladı. İki son güven bağlantıları da koptu iktidarla ve kopuyor yavaş yavaş. Kredi kartı iptal edilse bile savunma payına yerde yok. Her 100 bin limitli ve üstü kredi kartına 750 TL savunma sanayi fonu koydular. 62 milyon böyle kredi kartı varmış. Topladığınızda 1.4 milyar dolar ediyor. Sonra da bankalar uyarı göndermiş. Limit düşürme işlemi başlayınca hafta sonu bir yangın halinde. Daha henüz diyor şey çıkmadı. Kanun çıkmadı. Limiti düşürmenize gerek yok. Kanun <laughs> yani. Başka şeyler de var. Vaktiyle Dijitürk aboneliğini abonelini iptal ettirdiği için hapis yatan vatandaş soruyor. Kredi kartı limitini düşürsem sıkıntı olur mu diye. Şimdi herkes de biliyor. Dijitürk aboneliğini abonelini iptal ettirdi diye. Başına iş gelenleri biliyor. Şimdi diyor ben de diyor kart limitini düşünürsem bundan dolayı sorumlu olur muyum? Bakın yani yasal işlemler hakları olan şeyi yaparken bile insanlar acaba bundan bana döner mi devlet? Beni içeri atar mı? 6 yıl 3 ay. Mesajlaşmayı paylaşmış Engin Avcı. Engin Avcı kim? Kaymakam Vali Yardımcılığı yapmış. 2008-16 yıllar arasında. Mülkiye kökenli. Liberal, Liberal Parti kökenli bir isim. Kredi kartını limiti düşürmek... ...ceza soruşturmasına delil olur mu? İleride... ...diye soruyor birisi. Sonra da... ...vereceğin 750 TL değ değmez 6 yıl 3 aya. Bu Dijitürk Türk bahsine... ...sonraki yayında bir daha gireceğim. E, buradan hareketle. Yani... ...millette de böyle bir şey var. Yani... E, ...acaba bu da suç mu? Fakat... Ekonomi yazarı Nazlı Sarp enteresan bir şey söylemiş. Olmaz olmaz demeyin olur yani orası Türkiye. Kredi kartı limitlerinin düşürülmesi engellenebilir. Sözcü TV'ye böyle konuşmuş. Dondurulabilir limitler. Neler neler. Nelerle meşgul görüyor musunuz insanlar Türkiye? O arada Savunma Sanayi Destek Fonu'nun vatandaşa maliyeti ortaya çıkmış. Yani dikkat çeken bir detay bu. Bir düzenleme geliyor yolda. Gelirin toplam büyüklüğü 63 milyar lira civarında olunca hane başına 3724 TL ödeyecek Türkiye vatandaşları. O arada 2025'te emekli olacaklara kötü haber. Emeklilik düzenlemesi reddedildi. Şöyle ki 2025 yılında emekli olacaklara göre 2024 yılında emekli olacaklar %30 daha fazla maaş alacaklar. Bunun nedeni güncelleme kat sayısı. Bununla ilgili bir düzenleme de yapılmış değil. Bir de böyle bir durum var. Zaten Emekli maaşıyla geçinemiyorsun. Geleceksen emekli olanlar bugünkü maaşını da %30 altında alacak. Tam bir kıskaç. Şimdi bu ilanı 3 yıl önceki sabah gazetesinden getirdim. Sabah gazetesinde 30 Eylül 2021'de yayınlanmış. 27 Eylülden itibaren geçerli fiyatlar diyor. BİM. <laughs> Kar karşılaştırın pahalılığı. Yani TÜİK'in en ağır enflasyonuna bakmayın. Dolar o zaman 8.80'miş. Euro da 10.32'ymiş. 3 yıl önce, tam 3 yıl önce. Bugünler. Domates 4 TL kilosu. Bütün piliç 15 TL. Tereyağı 1 kilosu 39 TL. Yumurta 30'lu 23 TL. Aşağı doğru da gidiyor. Başka maddeler de var. Kıyaslayın. En TÜİK'e bakmayın. Sonra Güler Sabancı demiş ki Türkiye ekonomisi parlak bir geleceğe doğru ilerliyor. Tükürün diye getirdim bunu. Ayrıntısını CNBC'den okuyabilirsiniz. Sonra zeytinyağını boyamışlar. Sahteciler yine pes dedirtti. Sanki bilmiyorsunuz. Yok böyle sahtekarlık demiş hürriyetten bir haber. Yani bir tanesi ne yapmış biliyor musunuz? Aynı isme kayıtlı 43 farklı marka var. Yani zeytinyağına tohum yağı karıştırdığı tespit edilen 29 firmadan 21'i Bursa, Nilüfer adresinde Onay Ticaret Sabri Akın adına kayıtlıymış. Sonra 162 üründen 110 uygunsuz. Ne bu? Ya değil. Ee, şey. Kozmetik. 162 üründen 110 uygunsuz. Hemen her konuda benzer bir durum var. Neyi tartışıyoruz? Anayasanın üçüncü maddesi. Siz tartışın fakat ben bu konuya girmeyi düşünmüyorum. Ama ikinci yayında güvenlik konularına biraz bakacağız. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla.